Bu bir yıl içerisinde zaten ekonomi düzelmezse biraz da siyasi olacak, tırnak içinde AKP gider. Zaten hepimiz açız. Yani bununla yatsınamaz bir gerçek. Açıkçası kimsenin de çok fazla aç olduğunu düşünmüyorum. Yani Kayseri'de çok, yani dünya genelinde çok açlık olduğunu düşünmüyorum. Memur Sen tarafından yapılan açlık yoksulluk araştırmasına göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3809 lirayken yoksulluk sınırı ise 10.939 lira oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına açıklanan verilerle ilgili neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani açlık sınırıyla yani yoksulluk sınırı arasında uçurum farkı var. Zaten verilen yetmiyor. Yani yapılan bu elektrik, doğalgaz zamları açlık sınırını bırakın, artık yani ölüm sınırı diyebiliriz buna, yetmiyor. Ya bunun için de elimden gelenin devletin de yapacağını düşünüyorum açıkçası. Neler yapılabilir peki? Ya tabii ki bu uygulama hani kademeli dediğimiz şey tekrar ele alınmalı. Tekrar farklı bir şekilde ve daha az bir zam oranlarıyla yansıtılmalı bence insanlara. 4250 TL maaş alıyorum, asgari ücret. Mesaiyle falan en baba 5000 lirayı buluyor bu ücret. Çocuğun bir bez olmuş yani 70-80 lira, ekmek olmuş 3 lira. Aldığı verdikleri para yani kaşıkla veriyorlar, sapıyla geri alıyorlar. Asgari ücrete verdikleri zam hiçbir şeye yine yetmiyor. Açlık sınırım yetmiyor yani. Uygun değil tabii ki, biraz daha yani rakamları yükseltmesi gerekiyor yani. Bu Suriyelilerimize yardımcı olduğu kadar Türk milletimize de yardımcı olması gerekiyor. Biz mağdur olarak çok mağdur bir durumdayız. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben boşandım, iki çocuğumla ortadayım. Sıkıntıdayım. Maddi konudan da böyle bir destek istiyoruz. Başbakanımızdan biraz daha duyarlı olmasını talep ederiz. Yani zaten hepimiz açız. Yani bununla yatsınamaz bir gerçek. Öğrenciyiz. Yani aileye geçtik. Biz tek bir birey olarak bile geçinemiyoruz. Ama tabii yani yok pasta yiyin, yok şunu yiyin, öğün küçültün. Birazcık komik geliyor artık hepimize ama bir şekilde idare etmeye çalışacağız. Yani pek bir düşüncemiz yok çünkü olan bu. Görüyoruz hepimiz açız, herkes bunun farkında ama kimse bir şey diyemiyor, demiyor. Biz de diyemiyoruz yani. Neler yapılabilir peki? Yani birazcık gereksiz enflasyon, yani çok arttı, onun hakkında bir şeyler yapılabilir. Onun haricinde hani gerektiği yere harcamalar gerekli şekilde yapılırsa, nasıl desem, fabrikalar vesaire onlar tekrar elimize geçerse, kendi üretimimizi vesaire yapabilirsek en azından kendi kendimize yetmeyi başardığımız zaman sanırım bir şeyleri aşmaya başlayacağımız düşüncesindeyim ben açıkçası. Kızım hayır, 5000 lira bozduruyorsun, bir ay gitmiyor ki. Yani millet açlıktan ölüyor. Ekmek alamaz duruma düştü millet. Ekmek kuyrukları başladı. Yani millet perişan. 4000 lira ne yeter etmeyi? Asgari ücret 4000 lira. Asgari ücretin 6000 lira olması lazımdı. Kendiler alıyor 35000 lira yetmiyor. Millete 3000 lira. Emeklinin aylığı 2500 lira olur mu? Asgari ücretin altında olur mu? Bu leva mı? Yazık günah değil mi? Adam 2500 lira alıyor. 1.35 milyar alıyor. Ben anlayamadım, ben bunu çözemedim. Çözenlere helal olsun. Şu anda zaten herkes zaten aç şu anda. İnsanlar görmüyorlar. Şu anda ben Ankara'dan geldim şu anda mesela. Ankara'da mesela insanlara bakıyorum. İnsanlar halk ekmekte, kuyruklarda yapıyorlar. Yaşlı insanlarımızı görüyoruz. Yani açlık sınırı 4250. Verdikleri asgari ücret zaten hiçbir şeye yaramıyor şu anda zaten. Yani Kayseri'de aynı, Türkiye'nin her tarafı aynı şu anda yani. Yani buna diyecek bir şey yok yani. İnsanlarımızın artık görmesi lazım. Yukarıdaki insanların görmesi lazım. Marketlere gidiyoruz, her şey ateş pahası zaten. Ben evli değilim ama evli insanlara bakıyoruz ama evli insanlar zaten şu anda geçim yapamıyor zaten. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanları açlığa mahkum ettiler son yıllarda. Yani açıkçası kimsenin de çok fazla aç olduğunu düşünmüyorum. Yani Kayseri'de çok, yani dünya genelinde çok açlık olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes kendi yağında kavruluyor yani. Türkiye'de ekonomik kriz gerçeği artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye hakikaten yani belki yaşantı olarak modern bir ülke görünümünden ancak ama Afrika ülkeleri seviyesinde açlık sınırında yani. Şu anda pazarlara falan gittiğimizde insanlar
o meyve sebze artıklarını topluyorlar. Ya da işte ikinci el meyve sebze almaya çalışıyorlar. Bu tabii bizim ülkemiz için yakışan bir şey mi? Değil. Yani sistemin bir şekilde değişmesi lazım. Şimdi büyük ihtimalle asgari ücrete göre yorumlamamı bekliyorsunuz. Ama hani bu söylediğiniz rakamlar ve yapılmış anketler sınırlı sayıda bence. Yani komple bir ülkeyi kapsamıyor. O yüzden birebir hani bu yoksulluk sınırının araştırıldığı kişilerle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çok sıkıntıdayız. Emekli emniyetçi eşim. İki tane işe gidiyor. Bir oğlum var evde. Üniversite harcını okurken aldı. İnanın ki zorla ödüyoruz. Daha yeni asgari ücreti yükselttiler. O da gelmeden gitti zaten. 33 yaşında çocuk hala bekar duruyor. Düşünün. Yani bu sıkıntıların içinde bu insanlar nasıl yaşayacak? Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Allah devletimize de zarar vermesin inşallah. Her taraftan sarılıyoruz ama yani biz de çok gerçekten yani açlık sınırındayız. Yani normal bir insan yaşantımız kalmadı artık. Yani her şeye sınır koyduk. Ailelerimizden bile ne mesafeli görüşüyoruz. Çünkü külfet olmasın diye. Bak ne güzel açıklamış. Gayet de net açıklamış. Çok yoksuluz demek istiyor yani burada. Onun için ne yapmak gerekiyor? Bir an önce ekonomiyi düzeltmek gerekiyor. Bu bir yıl içerisinde zaten ekonomi düzelmezse biraz da siyasi olacak. Tırnak içinde AKP gider. Ama düzeltemezse kazanır. Düzeltirse kazanır, düzeltemezse gider. Enflasyon yüksek. Yani TÜİK'in açıkladığı gibi değil. Ben ona inanmıyorum zaten. Ben çarşıda mağazaya girdiğimde mağazadaki aldığım ürüne bakarım, fiyata bakarım. Cebimde para ne kadar giriyor, ne çıkıyor ona bakarım. Yani bu konuda gerçekten ülkemiz şu an bir büyük bir sıkıntı yaşıyor. Halk gittikçe fakirleşiyor zaten. Yukarıdakilerin birazcık daha hani tasarrufa gitmelerini öneririm. Yani devlet büyüklerinin, bakanların, milletvekillerinin özellikle söylüyorum bunu. Net söylüyorum hem de. İsmim de Atilla Karakuş, TC'mi de verebilirim. Mahkemede açabilirler. Onlar tasarrufa gitmeden bize tasarrufa git diyemezler. Kombiyi bir kademe sık diyemezler. Anlatabiliyor muyum? Veya da sabredin, şükredin. Bir sabrediyor, şükrediyorsun. Biraz da siz sabredin, şükredin. Bizim aldığımız maaşları siz alın, çocuklarınıza verin, yedirin. Eğer onlar şükredebiliyorsa, sabredebiliyorlarsa biz zaten ediyoruz. Önce büyüklerden başlamalı. Hani ön teker nereye giderse arka teker oraya gider. Onlar bizim şu an ön tekerimiz. Yani imam onlar. İmam nokta 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 ne yaparsa halk da onu yapar. Kelime yerini bulmuştur. İnşallah yayınlarsınız. Geçinemiyoruz yani gerçekten. Çok rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum ama yani durum çok kötü. Geçinemiyoruz. Yani ben kendim zaten işsizim, iş bulamıyorum. Yani bu nereye kadar böyle gidecek onu da bilmiyorum gerçekten. Peki neler yapılabilir? Yani bu devletin başındakilerin acilen bir şeyler yapması gerekiyor yani. Yani ben aslında söyleyecek çok şey var da söyleyecek hiçbir şey yok gibi. Çünkü ben şey düşünüyorum, sözün bittiği yerde diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten geçinmek çok zorlaştı. Bir biberin kilosu 28-30 lira olmuş. Yani gel de yaşa nasıl yaşanacaksa. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Diyecek de gerçekten hiçbir söz bulamıyorum yani.